bölüm teknolojiyle tabii ki paralel etkilenecek. Yani burada çalışan insanlar, çalışan bireyler hem bilişim teknolojilerine ayak uydurmak zorundalar. Yapay zeka her şeyde bir adım öne geçecek ama bunlara uyum sağlayabilen sağlık çalışanlarına tabii ki ihtiyaç olacak. Her şey onlarda, yani yapay zekanın yapmasını bekleyemeyiz. Hani bunlara uyum sağlayabilen, bu gelişimlere ayak uydurabilen kişiler elbette ki daha başarılı olacaklar. Bu bölümde mezun olan arkadaşların bir iş sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi bölümü çok sınırlı. Biz ikinci merkez olarak, ikinci üniversite, yani bu eğitimi veren ikinci üniversite olacağız. Halihazırda bildiğim kadarıyla henüz mezun verilmiş değil bu bölümde. Dolayısıyla ilk mezunların çok rahatlıkla iş imkanı bulacaklarını düşünüyorum. Tabii ki dijitalleşme, robotik işlemler, cihaza bağlı gelişmeler mutlaka olacak, artacak. Ama bunları kullanacak, zaten şu anda da işlemlerin büyük bir kısmı cihazlar tarafından yapılıyor. Ancak mutlaka ki bunların uygulayıcısı, kullanıcısı insanlar olmak zorunda. Tamamen otomatize yapılacak bir iş değil. Çünkü çok sıkı bir kontrol ve takibi, mutlaka bir insan eli ve gözüyle takibi gereken bir iş olduğunu düşünüyorum.